Arkası Yarın. Suç ve Ceza 15. Bölüm. Yapım Yönetim Mehmet Kösoğlu. Yazan Dostoyevski. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt Davut Genç. Montaj Mahmut Acar. Olay Çarlık Rusya'sında geçer. Hukuk talebesi Rodion Raskolnikov, Petersburg'da ailesinin gönderdiği parayla tahsil yapan bir gençtir. Son aylarda parasız kalınca tefeci bir kadından faizle para alır. Ama içten içe ona kin beslemektedir. Tefeci kadını öldürdüğü takdirde halkın sömürülmesinin sona ereceğine inanmaktadır. Bu inançla bir gün kadının evine gider ve onu öldürür. Bu sırada tefeci kadının kız kardeşi Lizaveta eve gelince arkasında şahit bırakmamak için onu da öldürür. Ancak bu masum kadını öldürmesi Rodion'u bunalıma sürükler. Bir taraftan bunun vicdan azabı, diğer taraftan polislere yakalanmak korkusu Rodion'u yatağa düşürür. Cinayet olayına bakan savcı Rodion'u makamına çağırarak onu suçlar. Ancak kesin delille ispatlayamaz. Sırrını birileriyle paylaşmak isteyen Rodion, platonik bir aşkla sevdiği sevgilisi Sonya'ya giderek cinayeti kendisinin işlediğini itiraf eder. Ancak Sonya'nın odasına bitişik dairede oturan ve kız kardeşiyle görüşmesine izin vermediği için kendisine kızan Svidrigaylov bu itirafları duymuştur. İşte hepiniz gördünüz. 100 rublelik banknot Sonya'nın üzerinden çıktı. Üvey annesi kendi eliyle buldu parayı. Hayır, hayır, ben almadım. Yemin ederim ki ben almadım o parayı. Ağlamayın Sonya. Sizin böyle bir şey yapmayacağınızı biliyorum. Bu işin içinde muhakkak bir iş var. Ne işi olacak Bay Raskolnikov? Diğerleri gibi siz de gördünüz işte. Yanınızda oturan ve savunduğunuz kız paramı çalmış. Üzerinden çıktığını siz de gördünüz. Evet, böyle olmasını istemezdim. Hepinizin huzurunda ona bir şans tanımıştım. Ama o kullanmak istemedi. İşte 100 rublelik çalınmış banknotum. Günah benden gitti. Durumu polise bildireceğim. Demek kızın namusluydu daha pis veremli karı. Onun hırsız olduğunu hepimiz gördük. Bundan böyle artık benim evimde bir dakika bile oturamazsınız. Sizi dışarı atacağım. Allah'ım, Allah'ım sen yardım et ne olur Allah'ım. Benim hırsızlık yapmadığımı sen biliyorsun. Alçaklar, leş kargaları. Ben Sonya'yı tanımaz mıyım? Hayır, hayır. Bütün kutsal şeyler üzerine yemin ederim ki kızım hırsız değildir. Bu işin içinde bir iş var. Hayır, Sonya, sevgili kızım. Bunlar ne budala, ne sersem insanlar. Bütün dünya inansa da ben senin böyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Aman yarabbim, nedir bu başımıza gelenler? Çilemiz daha dolmadı mı? Ben yapmadım. Yemin ederim ki ben çalmadım Katerina Ivanovna. O paranın cebime nasıl girdiğini bilmiyorum. Aksini söylesen de inanamam zaten. Ben seni tanımaz mıyım? Elbette ki sen yapmadın. Ah, alçak herif, şu zavallıdan ne istedin ha? Bizim sana ne zararımız dokundu? Sonya'nın nasıl bir kalp taşıdığını benden iyi hiç kimse bilemez. Şu lanet olası öksürük de nereden çıktı şimdi? Nefesim kesiliyor. O kız, o çocukları açlıktan ölmesin diye kendisini feda etti. Vesikalı oldu. Eğer sizden birinin ihtiyacı varsa gömleğini satar, yanına ayak kalır. Yine ihtiyacınızı görüyorum. Sayın Katerina Ivanovna, hassasiyetinizi anlıyorum. Kimse sizi suçlamıyor. Zaten cepleri ters çevirerek bu işi meydana çıkaran sizsiniz. Bu da gösteriyor ki hiçbir şeyden haberiniz yok. Ayrıca Sonya'nın da bu işi sefalet ve fakirliğin tesiriyle yapmış olacağına inanıyorum. Hayır, hayır, ben yapmadım, ben çalmadım. Neden Bayan Sonya, neden itiraf etmediniz? Yoksa şerefsiz bir duruma düşmekten mi korktunuz? Bayanlar, baylar,
Sizi sofra başında hem de yaz sofrasının başında rahatsız ettiğim için özür dilerim. Hem ölünün hatırasına saygı göstermek hem de onun dul karısı Katerina Ivanovna'nın anısına hürmeten huzurunuzda Sonya'yı affediyorum. Ama bununla beraber bu kadar alçalmaması gerekirdi. Matmazel, umarım bu işten duyduğunuz utanç ömür boyu size ders olur. Her şeyi unutuyor ve meseleyi burada kapatıyorum. Bu ne alçaklıktır? Bu ne bayağılıktır söyler misiniz? Sen Piotr Petrovic, ne cesaretle durmadan beni şahit gösteriyorsun ha? Andrei Semyonovic, ne demek istiyorsunuz? Sonya'yı çağıran sizsiniz. Evet ama siz istediniz diye ben çağırdım. Ayrıca odadan çıkıncaya kadar da yanındaydınız. Paralarımın masanın üzerinde durduğunu siz de gördünüz. Size şahit göstermeyeyim de kimi göstereyim? Doğru, Sonya Semyonovya'yı ben çağırdım. Siz görüştükten sonra da yanınızdaydım. Fakat siz iftiracının ve alçağın tekisiniz. Ne? Anlamadığım ve aklımın almadığı şey bunun için yaptığınızdır. Siz gerçekten ne dediğinizin farkında mısınız? Yoksa sarhoş musunuz? Demek sarhoşum ha? Buradaki herkese sorabilirsiniz beni. Acaba beni bir gün içkili gören olmuş mu? Peki madem öyle, bu saçma sapan sözler nedir? Evet, şu gördüğünüz adam iftiracı, komplocu, düzenbazın biridir. 100 rubleliği Sonya'nın cebine kendi eliyle gizlice koyan odur. Aman Allah'ım, neler duyuyorum. Ne? Yani bu işi kendisi mi yaptı? Evet, gözlerimle gördüm. Savcının huzurunda yemin etmeye de hazırım. Diyeceksiniz ki o halde neden işi başında çıkıp bunu söylemediniz? Veya neden Sonya'yı uyarmadınız? Ne yazık ki ben iyi niyetli aptal adamın biriyim. Onun kızcağızı mahcup etmemek için gizlice cebine para koyduğunu sandım. Sayın Andrey Semyonovic, söyler misiniz? Benim bu zavallı kızla ne alıp veremediğim olabilir? Neden ona düşman olayım da intikam almaya çalışayım? Bunun sebebini bilmem. Ama siz iftiracının alçağın tekisiniz. Fakat size gelince Sonya Semyonovna'yı neden korumaya çabaladığınızı açıklayabilirim. Onunla görüştüğünüzü, kendisiyle ilişkiniz olduğunu herkes biliyor. Yok, bu kadar da fazla artık. Evet, çok fazla. Birisi sustursun şu alçağın çenesini. Piotr Petrovic, çizmeyi aşmaya başladınız. Attığınız itiraftan kurtulayım derken iyice batağa saplanıyorsunuz. Evet, doğru söylüyorum. Bayanlar, baylar, lütfen hafızalarınızı yoklayın. Benimle birlikte aynı odayı paylaşan bu adam biraz önce benim şerefli ve itimat edilebilir bir arkadaşım olduğunu söylememiş miydi? Evet. Şimdi de foyası meydana çıkıp köşeye sıkışınca beni hovarda, sarhoş, dostunu müdafaa eden biri olarak tanıtmaya kalkıyor. İşte bu ikiyüzlülük, alçaklık ve bayağılıktır. Sonya ile en küçük bir ilişkim yoktur. Ondan faydalanmayı asla düşünmedim. Ona saygı duyuyorum. Bir sokak kadını olduğuna gelince, siz de çok iyi biliyorsunuz ki başka çaresi yoktu. Kendisi için değil, şu veremli kadının ve çocuklarının açlıktan ölmemesi için namusunu pazara çıkardı. Sonya Semyonova, Piotr Petrovic denen şu adamdan daha şereflidir. İşte bu laf alkışlanır. Piotr Petrovic, polis çağıracağınızı söylüyordunuz. Hadi ne duruyorsunuz, çağırsanıza. Şahitliğime güvendiğinizi ve bu yüzden Sonya ile görüşürken odada bulunmamı istediğinizi kendi ağzınızla söylediniz. Yeminli ifade vermeye hazırım. Andrei Semyonovic, ne söylediğinizin farkında değilsiniz. Susunuz rica ederim. Bu iş çok uzadı. Hayır, susmayacağım. Böyle çirkin bir iftira karşısında susmak alçaklıktır. Sayın Andrei Semyonovic, sizi yanlış tanıdığım için affınızı rica ediyorum. Sonya'nın susuz olduğunu ta başından beri biliyordum. Onu koruyunuz. Sizi Allah gönderdi. Çünkü Allah böyle bir adaletsizliğe razı olmaz. Saçma! Bütün bunlar saçma şeyler. Her şey ortada. Evet, gerçekten saçma. Ama her şey ortada değil. Söyle alçak herif. Bunu neden yaptın ha? Söyle. Niçin yaptığını ben biliyorum. Evet. Bunu niçin yaptığını çok iyi biliyorum. Ve şu anda ispat etmeye de hazırım. Gerekirse bir düzine şahit de gösterebilirim. İşte bir deli daha. İnanmayın. İnanmayın onun söylediklerine. Baştan beri hep siz konuştunuz Piotr Petrovic. Ama kimse sizi delilikle itham etme nezaketsizliğini göstermedi. Burada bulunanlar hakem olsunlar. Bakalım kim deliymiş. Bayanlar baylar. Piotr Petrovic denen bu alçak az kalsın benim eniştem olacaktı. İşte böyle. Bu alçak kız kardeşimle evlenmediği için benden intikam almak istedi. Ve değer verdiğim Sonya'yı benim gözümün önünde rezil etmek için bu oyunu oynadı. Yalan!
Yalan söylüyor. Ben size söylemiştim. Sonyacığım iyi bir kızdır. Bilerek kimseyi incitmemiş, kimseye zararı dokunmamıştır. Şu namussuz fiyatın petrolü çekme hesabını ver. Versin bu hesabını. Şuna bir güzel pasak. Evet çok bu. Bu kadar zavallı bir kıza iftira etmek. Piotr Petrovic. Şimdi hemen git bavulunu toplayıp odamdan defol. Senin gibi şerefsiz bir alçakla aynı odayı paylaşmam artık. Yolaşın baylar, yolaşın. Yolaşın. Şöyle dağılın da geçeyim. Görüyorum ki zorla bir suçu örtbas etmeye çalışıyorsunuz. Bu işin burada bittiğini sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Ben evime gidiyorum. Sonya! Sonya Semyonova! Bırakın gitsin Bay Raskolnikov. Çok acı çekti. Biraz yalnız başına kalıp ağlasın. Sonra gider görürsünüz kendisini. Sonya, lütfen. İçeride olduğunuzu biliyorum. Açar mısınız? İçeri girin efendim. Neden annenizin evinden kaçtınız? Başka ne yapabilirdim ki? Duymadınız mı? Ne hakaretlere uğradım. Evet. Evet ama Piotr Petrovic denen alçağın yalan söylediği ortaya çıktı. Hadi üzülmeyin artık. Siz çok iyi bir insansınız. Size minnet borçluyum. Siz olmasaydınız ben ne yapardım bilmiyorum. Söyler misin Sonya? Piotr Petrovic gibileri yaşamalı. Bizim gibiler de sürünmeli mi? Allah'ın istediği, insanlardan razı olduğu hayat bu mudur? Yalvarırım benimle yine dünkü gibi konuşmayın. Ne olursunuz yine başlamayın. Çektiğim acılar yeter artık. Ben ayrıldıktan sonra neler oldu Katerina'nın evinde? Neler olacak? Ev sahibi bayan Amelia üvey annenizi evden kovdu. Aman Allah'ım, hemen oraya gitmeliyim. Hep aynı hikaye. Aklınız fikriniz orada. Ya ben? Ben ne olacağım? Kendinizi hiç düşündünüz mü? Ha? Biz genciz efendim. Acıya, açlığa katlanabiliriz. Ama Katerina Ivanovna hasta bir kadın. Çocukları çalışamayacak kadar küçük. Ben olmasam hepsi de açlıktan ölür. Evet, sen olmasan. Bak bu doğru işte. Farz et ki Piotr Petrovic seni hırsızlıkla suçladığı sırada oda arkadaşı Andrei orada olmasaydı. Ben de gelmeseydim şimdi hapiste olacaktın. O zaman Katerina Ivanovna ve yetimleri ne olurdu? Ne olacağını ben söyleyeyim. Sıra küçük Polya'ya gelirdi. Katerina Ivanovna onun da karşısına dikilip kardeşlerim ve ben açlıktan ölelim mi? Hadi bakalım. Para kazan da gel. Sonya gibi çık pazara. Kendini ailen için feda et derdi. Buna benzer şeyler söyleyeceğinizi tahmin etmiştim. O halde neden cevap vermiyorsun? Siz bana olmamış şeyler üzerine sorular soruyorsunuz. Ya Piotr Petrovic gibileri? Onların bizi ezmelerine neden izin veriyor? Neden hep onlar kazanıyor da biz kaybediyoruz? Onu bilemem. Devlet işine gelince kanunları yapan, bu düzeni kuran ben değilim ki. Ne diye bana soruyorsunuz? Galiba sen haklısın Sonya. Size ne oldu? Neden bu kadar acı çekiyorsunuz? Sırf bana işkence etmek için buraya gelmediğinizi biliyorum. İçinizi kemiren, ruhunuzu derinden yaralayan, vicdanınızı devamlı rahatsız eden nedir? Filanın yaşayıp falanın yaşamaması sizi neden bu kadar ilgilendiriyor? Anlatsam da anlayacağını hiç sanmıyorum güzel Sonya. En başında bu kadar bela varken neden bir de benim derdimi yükleneceksin ki? O halde niçin buraya geldiniz? Dün sana bir söz vermiştim. Koca karıyla Elizabeth'i kimin öldürdüğünü söyleyecektim. Gerçekten de onları kimin öldürdüğünü biliyor musunuz? Evet. Biliyorum. Yoksa katili buldular mı? Hayır. Öyleyse kimin öldürdüğünü nasıl biliyorsunuz? Aslında katil Elizabeth'i öldürmek niyetiyle yola çıkmamıştı. Bir hastalığı, bir mikrobu yani tefeci koca karıyı ortadan kaldırmak için gitmişti onların evine. Koca karının yalnız olduğu bir zamanı seçmişti. İçeri girdi. Baltasını çıkardı. Koca karıyı öldürdü. Tam o sırada Elizabeth de üzerine geldi. Ve katili gördü. Adamın düşünecek zamanı yoktu. Geride şahit bırakmamak için onu da öldürdü. Şimdi her şeyi anladın mı? Hayır. O halde yüzüme bak. Gözlerimden oku Sonya. Aman Allah'ım. Yoksa onları siz mi? Şimdi anladın mı Sonya?
Tefeci kadınla kardeşini öldürdüğünü itiraf etti. Duydum onu, evet duydum. Duvarlar öylesine zayıf ki her şeyi duyabiliyorum adamdan. Bu sefer elime düştün Raskolnikov. Benim Svidrigailov'un sevgisini kız kardeşin Dunya'ya layık görmemiştin. Ona vermek istediğin parayı bile kabul etmemiştin. Meğer sen benden de beter bir adammışsın. Bir katilmişsin. Ha, işte yine konuşmaya başladılar. Biraz daha dinle bakayım şunları. Aman Allah'ım, bunu nasıl yaptınız? Nasıl iki cana kıydınız Rodya? Kendinize ne yaptınız? Neden kendinize kıydınız? Sen ne tuhaf kızsın Sonya. Bütün gerçeği öğrendiğin zaman benden kaçacağına beni kucaklıyorsun. Sen ne yaptığını bilmiyorsun. Aklın başına gelince benden nefret edeceksin. Hayır, benim aklım başımda. Şu anda neler hissettiğinizi biliyorum. Benden daha fazla acı çekiyorsun sen. Demek benden nefret etmiyorsun. Benden yüz çevirmiyorsun ha. Bana sen diye hitap ediyorsun. Beni bırakmayacaksın. Hayır, hayır, senden nasıl yüz çevirebilirim? Hiçbir zaman, hiçbir yerde seni bırakmayacağım. Hep peşinden geleceğim. Neden, neden daha önce bana gelmedin? Neden kendini böyle yiyip bitirdin? Geldim ya işte. Aman Allah'ım, ben ne yapacağım şimdi? Hayır, hayır, seni bırakmam. Hapse de seninle birlikte geleceğim. Kürek cezası verseler de, Sibirya'ya sürseler de, senden asla ayrılmayacağım. Sen ne diyorsun Sonya? Ne hapsi? Ben hapse girmeyeceğim ki. Böyle vicdan azabı çekerek yaşamak daha mı iyi Rodya? Ah neden? Neden yaptın bunu? Aç kalmıştın değil mi? Annene ve kız kardeşine yardım etmen gerekiyordu herhalde. Hayır, hayır, hayır Sonya. Asıl sebep bunlar değil. Keşke aç kaldığım ve yiyecek bir kuru ekmek bulamadığım için bunu yapsaydın. Vicdanım şu anda daha rahat olurdu. Öyleyse senin gibi biri niçin cinayet işler? Söyle, söyle neden böyle çirkin bir günah işledin ha? Anlatsam da anlayabileceğini hiç sanmıyorum. Kaldı ki sebep konusunda henüz kendimi bile ikna edebilmiş değilim. Soymak için. Evet. Soymak için öldürdüm. Öyle diyelim. En kestirme cevabı bu olsa gerek. Ne? Soymak için mi? Aman Allah'ım. O halde Katerina Ivanovna'ya cenaze masrafı olarak verdiğin o para... Hayır, hayır, hayır. O paralar benim öz paramdı. Annem biriyle yollamıştı bana. Razumin şahittir buna. İçin rahat olsun. O paralar helaldir. Seni anlamıyorum. Hem soymak için yaptım diyorsun hem de... Bilmece gibi değil mi? Haklısın. Çaldığım paraya gelince... Para olup olmadığını tam olarak bilmiyorum ya. Koca karının boynunda içi dolu bir kese asılıydı. Onu koparıp aldım. Sonra sandığın içini karıştırdım. Küpeler, saatler, gerdanlıklar, kol düğmeleri... Elime ne geçtiyse ceplerime doldurup oradan kaçtım. Şimdi hepsi de yerini bile belki zor bulabileceğim bir ağacın altında gömülü duruyorlar. Soymak için yaptığını söylüyorsun. Fakat kesenin içinde ne olduğunu bilmiyorsun. Soymak için yapan adam keseyi açıp da içinde ne kadar para olduğunu merak etmez mi? Sonra çaldığın şeyler... Oh, hayır, hayır, seni anlamıyorum. Çalmak için adam öldürmüş olamazsın. Yapma sen. Yapma Sonya. Bana acı veriyorsun. Sanki şu anda acı çekmiyor musun? Ah, ah, ben ne aptalım. Kendimi Napolyonlara, Sezarlara, ne bileyim işte öyle büyük adamlarla kıyaslamaya kalktım. Kendimi süper adamlar sınıfından biri sandım. Napolyon mu, Sezar mı? Neler söylüyorsun Rodya? Ne saçma değil mi? Tefeci bir koca karıyı bir hastalığı öldürmekle sistemi değiştirebileceğimi sandım. Halbuki doğru dürüst öldürmesini de beceremedim. Zavallı, günahsız bir canı daha kıydım. Bütün bunları niçin sana anlatıyorum? Kötü bir şey yaptığımı itiraf etsem de bu neyi değiştirir? Zaten senin başına yeterince dert var artık. Ah Sonya, ah. Bağışla beni. Buraya sana daha çok acı vermek için gelmedim. Hayır, hayır, bunun için gelmedim. Hatırlıyor musun? Dün seni benimle birlikte gelmeye çağırmıştım. Nereye çağırmıştın? Bilmiyorum. Öylesine çağırmıştım işte. Ah Sonya, güzel, masum Sonya. Benim hislerim ve acılarımı senden başka kimse paylaşamaz. Paylaşmak kelimesi zayıf düştü. Taşıyamaz demek daha doğru olur. Şimdi daha iyi anlıyorum. Evet.
Bir tek şey için geldim sana. Bir tek şey için. Beni bırakma demek için. Beni bırakmayacaksın değil mi Sonya? Hayır. Hayır, bırakmayacağım Rodya. Suç ve Ceza adlı oyunumuzun 15. bölümünü dinlediniz. 16. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.